aşık. Pardon kızım, pardon. İbo? Ne dedin baba? Bizim İbrahim bu, benim çocukluk arkadaşım. Hiç değişmemiş. İbrahim Çetin'i mi diyorsun? Sen nereden tanıyorsun? Babacım, tanımayan mı var? Yani son dönemlerin en popüler yazarı o. Allah Allah, bizim Bodur İbo. Ona okumayı ben öğrettim be, benim sıra arkadaşımdı. Ben olmasam ilkokulu bitiremezdi. Nasıl geliştirmiş bu kendini böyle? Baba sen ciddi misin? Yani son romanı 1 milyondan fazla sattı ve bir sürü dile çevrildi. O kadar ünlü yani. Tabii, yani dili çok samimi. Yazdıklarında kendimi görüyorum. Okuyucu da mutlaka bir iz bırakıyor. Biz beraber büyüdük be bununla. Bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yani biz o kadar çok gece başlık attık ki bizim evde. Babaannemler de tanıyor yani. Ya anneme anne diyordu kızım. Biz nerede buluruz bu kitabı? Bütün kitapçılarda baba. Çocukluğum ve tek kalem açlar. Kesin benden bahsediyor. Gol kralıydım ben. Ya ben resmen dünyaya iz bırakmışım da benim haberim yokmuş ya. Bu kitabı herkes okumalı. Kaç dile çevriliyor demiştin? Babacım yeşil yandı. İbo'ya bak sen, İbo'ya bak. İbo'ya bak. Dur bakayım şuna. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Tarihe tanıklık ediyorsunuz. Benimle ilgili bildiğiniz bütün her şeyi unutun. Ağaç yaşken eğilir. Özümü göreceksiniz. Nedir hocam o elinizdeki? Yaşadığımın ve yaşayacağımın kanıtı. Milyonlara iz bırakan yazarın ilham perisiyim desem yeridir. Okuyun, okuyun da bir bakın. İz nasıl bırakılırmış? Sırf iyi insanım diye. Sırf kimseye hinlik yapmıyorum diye dalga geçiyorlardı. Arkamdan enayi diyorlardı. Alın. Alın da bakın. Okuyun. O enayi olmasaydı ruhunuz aç kalırdı, ruhunuz. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Ama bunlar gerçekler. Sustum, 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 sustum. Bir yere kadar taştım. Kendime sığmadım. Emre, burası sana emanet. Benim şu kitapları dağıtmam gereken yerler var. Hadi bakalım. Hiç bana bakmayın, ben de bilmiyorum. Çiçekler dikkatini mi çekti? Bir bakayım kime? Tabii ki sana. Ama kolay sordum galiba değil mi? Çok yürüyorum sana ben Ayfer, anladın zaten. Kaç bence. Ben yani muhabbeti açmak için böyle... Sürpriz! Mehmet abi. Evet benim abi. Olur, senin de işin var burada. Abime sürpriz yapayım dedim. Sürpriz mi? Senin? Yani sen akıllı mantıklı olanmışsın çünkü. Sürpriz işleri bende. Kapıyı çalmadan gelme, zile bas falan denmez sana. Yani senin fabrika ayarların öyle çünkü. Abi neşeliydim. Abime kitap getirdim. Okusun da beni tanısın dedim. Çocukluğum ve tek kalem açlar. Bu ne ya? Oku da gör bakalım neymiş bu. Ya bizim İbo yazmış, İbo çocukluk arkadaşım. İbo? Bodur İbo. Oğlum o ikinci sınıfta çözdü zaten okumayı. Abi arkadaşım hakkında öyle konuşma. İlk baskı 1 milyon. Daha şimdiden 1 milyon iz bırakmış. Sen mi varsın bu kitapta? Bak kitabın arkasında ne yazmış? Bu kitap benim için bir teşekkür kitabı. Çocukken hayatımı güzelleştiren, bakış açımı özel kılan arkadaşlarım. Bu kitap onlara ama en çok da ona. O
diyor. Okuyunca siz de bileceksiniz. Okuyalım bakalım. Mecbur kalınca okuyorum zaten. Bu bilinen bir gerçek. Mehmet Ali, sana bir şey oldu mu lan? Ağrın sızma mı? Yok abi, ben çok iyiyim abi. Ben senin daha fazla zamanını almayayım. Uğramam gereken yerler var. Abi görüşürüz. Mehmet Ali. Hayırdır oğlum? Babacığım, şunları size verip hemen kaçacağım. Ne onlar? Ne onlar? Bizim İbo'nun kitabı. Bize niye getirdin? Yukarıda dursun. Emanet malın canı tez olur evladım. Babacığım, öyle değil. Bizim İbo yazmış kitabı. Benim çocukluk arkadaşım, hatırlıyor musunuz? Çok yakındık ya. Bize yemeğe falan geliyordu. Acayip ünlü bir yazar olmuş şimdi. Allah daha çok versin. Bize ne oğlum? Benim yazmış. Daha çok. Beni yazmış baba. Çocukluğumuzu. Tek kalem aşklarımızı. Tabii birazcık sizden de bahsetmiştir. Sonuçta ailemsiniz. Okuyun da görün işte. Şimdi biz ünlü mü olduk yani? Safiye ile Faik gibi mi biz? Olur mu canım? Brangelina dururken. Hayat her geçen gün zorlaşıyor evladım. Yardım et bana. Bir yastık alamadım be oğlum. Akşama kadar okuyun kitapları da bizim evde toplanıp üzerine konuşuruz. Tamam çocuğum. Tamam. Bir kitap okumak kalmıştı başımıza. Onu da hallettik. Gel okuyalım hadi. Geç içeri. Yürü. Hayatım. Hoş geldin. Hayırdır? İyi bilirdik gömün der gibi söyledin. Geçmedi mi sinirin daha? Geçmedi sinirim. Ayrıca bu akşam kanepede sen yat. Her gece ben yatıyorum, mağdur oluyorum. Niye hep ben mağdur oluyorum? Dönüşümünü kullanalım. Tabii canım, ben dururken. Uzatmasan olmaz mı ya? Tamam, bir süre daha. Fazla sırnaşmadan bir sürpriz yapayım. Neler oldu neler? İbrahim Çetin'in yeni kitabı bu. Aa, ne zamandır bunun çıkmasını bekliyordum. Ya Mehmet Ali, barışmak isteyince nasıl da buluyorsun yolunu? Çok büyük hayranıyım ya. Tamam, kabul ettim özrünü, hadi. Allah Allah. Bir tek ben mi bilmiyordum bizim İbo'nun yazar olduğunu ya? İbo mu? Hayatım, sıkı dur. Çok şaşıracağım bir şey söyleyeceğim. Bu kitabın başrolü benim. Ne? Oku, göreceksin. Ben şimdi kliniğe gidiyorum. Akşam görüşürüz.